namazın nasıl kılınacağını delillendirme işi sonradan yani ülemanın, fukahanın yapmış olduğu bir iş. aslında namaz bir pratik olarak, bir uygulama olarak sahabe tarafından, peygamberimizden öğreniliyor. Ve e, sahabe bunu tabiye aynen peygamberimizden gördüğü gibi aktarıyor. Daha sonraki nesillerden işte ulema yani işte şunlar farzdır, bunlar vaciptir. bunlara sünnettir. İşte şu farzdır çünkü şunlardan dolayı. Bu vaciptir şundan dolayı. Bu sünnettir şundan dolayı diye. Daha ama, sonraki dönemde böyle bir analiz ama burada, e, yapılıyor ve bunlar da işte işte nasî bir takım deliller yani Kur'an'dan, hadisten bir takım delillere dayandırıl dayandırılma çalışıyor. Burada burada tabii önemli bir husus var. Yani mesela diyelim Hazreti Ömer'in huzurunda Diyelim birisi işte yeni Müslüman oldu veya Müslümanım diye hı hı. geldi ve namaz kılıyor. Şimdi namaz kılarken mesela e, tek bir e, almadan namaza başladığını varsayalım. Hz e, Ömer bakıp ya bu da böyle yorumlamış hı hı. der miydi acaba? Evet çünkü üzerine icma olan bir mevzu değil mi yani iftah tek bir ee, bir şey olur mu? Tabii. Veya işte e, namaz kılıyor ama fatiha okumuyor mesela. Evet. Yani şimdi evet. orada Hz Ömer e, bunun yorumu da böyleymiş. Ne hı hı. yapayım? Tabii, Der miydi yani tabii, Hz. Ebu Mekir, tabii. Hazreti Ebu Bekir? Peygamberimiz o... Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı tatbikatları e, söz konusu. Tabi mesela bir de bu teravih namazı meselesi var. Hani burada namazdan e, bahsederken. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kiram bu teravih nafile bir namaz. Tek tek e, kılıyorlar. Biliyorsunuz nafile namazın tek tek kılınabileceği gibi cemaatle de kılınabilir. Yani bazı alimlerimize göre nafile namazın cemaatle kılınması caiz. Ve Hazreti Ömer e, işte bakıyor ki insanlar dağınık bir şekilde bu teravih namazını kılıyorlar. Diyor ki bunu cemaatle kılalım. Daha düzenli bir halde. Ve sahabe-i kiram da buna itiraz etmiyor. Dolayısıyla Hazreti Ömer gibi bir büyük müştehidin e, içtihadı sahabe tarafından icma e, edilmiş oluyor üzerinde. Sahabenin icma bu tatbikat başlamış oluyor. Evet. E, şimdi tabi bazı insanlar hani e, nafile bir namazın cemaatle kılınmasının caiz olduğunu bilmiyor. Diyor ki ya bu bid'at işte teravih namazı peygamberimiz de tek başına kılmış bu cemaatle kılınması bid'at. Halbuki nafile namazlar cemaatle kılınabilir. Yani çünkü e, bunu bu şekilde kabul eden e, müştehitler var, e, alimler var ve Hazreti Ömer de nafile namazın cemaatle kılınabileceği görüşünde ve sahabe-i kiram da bunu icma ile onaylamış. Ha bütün sahabe, Üzerinde icma bütün olmuş yani. sahabenin ittifak ettiği bir evet. konuda yani birilen birilerinin tutup e, bidat kelimesini kullanarak evet. e, onun e, hakkında bu şekilde konuşması cehalet değilse şayet. Evet. Hakikaten yani e, daha farklı bir şey. Işte yani. her Ramazan'da böyle insanlar çıkıyor. İşte teravih hakkında böyle bilir bilmez e, cehaletlerini yani ortaya koyacak şekilde böyle laflar ediyorlar yani. Ya bu Hazreti Ömer gibi yani peygamberimizin en önde gelen sahabelerinden ve müştehit olan bir sahabe tarafından fakih olan bir sahabe tarafından e, yapılan bir uygulama ve diğer sahabe de hepsi bu konuda icma etmişler. Yani tutup da işte ya Ömer bunu nereden çıkardın? Bu yanlış bir uygulamadır. Nafile namaz cemaatle kılınmaz dememişler. Yani isteyen gelsin hep beraber bunu beraber tabii kılalım buradaki, e, demişler. Tabii incelik tabii çok çok önemli. Eğer Peygamber Efendimiz eee Teravih namazını cemaatle kılsaydı ve kıldırsaydı farz O zaman değil mi? Tabii farz olacak. Yani o zaman ümmet diyecekti ki bu farz. Şimdi öyle olunca bu sefer işte şeyle alakalı onun nafile namazı olma hususiyeti araya kaynayacak ve biraz belki beni İsrail'in başına gelen Evet. değil mi? belli ölçüde tahakkuk edecek. Evet. Evet. Zaten hani peygamberimiz arasatı yani birçok mevzuda eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim şunu yapın derdim bunu yapın derdim diye açık açık beyan ediyor zaten yani dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselatü ümmetine karşı bir merhameti var yani demiştik ya aşık maşuk ve aşk yani şeysi Yani e, ümmetine karşı böyle bir merhameti var yani ümmetine çok yük yüklenip de bunun altında ezilmesinler diye özel bir gayret e, gösteriyor e, işte bazı şeyleri hani onlara emretmiyor ki aslında yapılması gerektiğini düşünüyor ama emretmiyor ki farz olmasın üzerlerine diye ama onları tavsiye ediyor. Tavsiye seviyesinde tutuyor. O da sünnet dediğimiz şey ki onların da mutlak surette tatbik edilmesi gerekiyor. Şimdi i̇şte bazılarının sünnete bakışı mesela bazı böyle yeni yetme böyle az buçuk bir şeyler öğrenmiş insanlar oluyor. Mesela bir şey yani bir ibadet bir şey söylüyor. Ya, Hocam o sünnet diyor. Yani diyorum mutlaka yapılması gerekir değil mi? Evet yani sünneti istifaf eden yani basit gören bir yaklaşım var. Yani sadece farzlarla yetinelim gibi. Hatta şu örneği kullanıyorlar. Malum bir bedevi geliyor peygamberimize. Diyor ki Muhammed kimdir? İşte diyor ki benim. Sen diyor beş vakit namazı mı emrediyorsun? Evet. Zekatı mı emrediyorsun? Evet. Oruç? Evet. Hac? Evet. Ben diyor bunları yaparsam cennete gider miyim? Evet. Vallahi diyor ne fazla ne eksik yapacağım. Hadi eyvallah. Sonra Peygamber Aleyhisselam diyor ki işte cennetlik birisini görmek istiyorsanız sözüne durursa bu adama bakın. Şimdi i̇şte bunlar diyorlar ki bak diyorlar, Bedevi böyle dedi cennetlik. İşte biz de aynı onun gibi yapacağız. Ben de diyorum ya siz niye bir tane çölden gelmiş Bedevi'yi örnek alıyorsunuz? Hazreti Ebu Bekir'i örnek alın, Hazreti Ömer'i örnek alın, Hazreti Ayşe'yi örnek alın. Yani sahabenin önde gelen temsilciler temsilcileri varken Gariban bir tane bedevi zar zor çölden çıkmış gelmiş. Çok da fazla vakti yok. Hemen orada bir beş dakika bir görüşme yapıp bir şeyler öğrenip aynen geriye dönüyor. Sen niye gidip de o bedeviyi örnek alıyorsun? Hani biraz önce size de bahsettiniz ya sahabenin tabakaları var. Yani bir böyle Hazreti Ebu Bekir gibi Hazreti Ömer gibi uzun yıllar peygamberimizle beraber kalmış yanında bütün şeyi uygulamayı özümsemiş. Hakkal yakin insanlar var. Bir de böyle kısa bir vakit içerisinde ne öğrendiyse onunla kalan insanlar var. Dolayısıyla yani biz e, e, sahabe-i kiramı örnek alırken kibarus sahabe dediğimiz o büyük sahabeleri e, örnek almamız lazım ve e, sünnetleri de ciddi alarak hani tatbik etmemiz e, lazım. E, bu, bu konuda da tabii sahabe-i kiram bize gayet e, bir, güzel bir örnek e, teşkil ediyor. Yani onlar Peygamberimiz Aleyhisselatü sünneti neyse bunu tatbik ediyorlar. Şimdi geçenlerde İmam Rabbani'den bir şey okuyordum. Diyor ki benim bundan sonra hayatta arzu ettiğim hiçbir hedefim kalmadı. Tek hedefim e, tatbik etmediğim bir sünnet varsa onu keşfedip tatbik etmek. Evet. Çünkü ahir zamanda bir sünneti tatbik etmeye yüz şehit e, sevabı var. Yani acaba ben hayatımda hangi sünneti tatbik etmiyorum deyip hani onu e, tatbik etmeye nasıl başlayabilirim? E, yaklaşımı ki bu sahabe-i kiramdan yani bizim tevarüs ettiğimiz e, bir şey. Yani onlar e, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hani sünnetine, hadislere e, bakarken böyle e, işte asgari ne tatbik edebiliriz şeklinde değil de bu, azami evet. olarak yani nasıl örnek alabiliriz? Nasıl tatbik edebiliriz ona bakıyorlar yani ya bu farz mı vacip mi sünnet mi değil yani peygamberi yapıyorsa biz de bunu yapmamız lazım. Tabi evet. İmam Rabbani'nin e, e, ifadesi çok iddialı tabii. Nasıl iddialı? E, bir defa bilinen bütün e, sünnetleri yapıyorum. Yok öyle değil yani bilmediğim varsa diye. Hayır bak Hı. bildiklerimi zaten yapıyorum. Heh bilinenleri evet. zaten yapıyorum. Tabii tabii, bilip de yapmadığım yok diye. Yok. Evet. İddialı dediğim taraf orası. Evet evet. Bilim, bilip de yapmadığım yok. Evet. Ama e, bilinmeyen bir şekilde araya Unuttuğum... kaynamış, unutulmuş Heh. hatta evet. unutulmuş ümmetin de e, yani bir yerlerde tabii mutlaka evet, yapanlar evet. vardır ama veya gözünden e, kaçmış. Ha, en azından çevremizde e, bulunan insanların e, gözünden kaçtığı veya bizim içinde yaşadığımız Hı -hı. dönemde ihmal edilmiş bir sünnet kaldıysa şayet onu bulup e, ihya etmek. Tabi gerçekten çok çok iddialı evet. bir şey. Yani o onu biz benim yani İmam Rabbani'yi takdir etmek haddime değil ama hakikaten evet. çok esaslı bir şey tabi. Evet. İşte tabi orada inşa sürecinde sahabe-i kiram sünnete nasıl itina göstermişse ve sünnetler konusunda taviz vermemişse ihya sürecinde de aynısının yapılması lazım ki yani İslam medeniyeti aynı ruhla yeniden inşa olabilsin. Gene İmam Rabbani rahmetullah'tan rahmetullah aleyh o diyor ki eğer sünnetleri farz gibi bilip amel etmezsen mekruhları da haram gibi bilip uzak durmazsan asla manen terakki edemezsin. Yani o ihsan makamına eremezsin. Şimdi peygamberimizin sünnetinin bir zahir tarafı var. Hani işte e, görünen fiili hareketler bir de batın tarafı var. Yani kalbi sünnet dediğimiz işte mesela namazı Allah görüyormuşçasına kılmak. Orucu Allah görüyormuşçasına tutmak. Yani hayatı Allah görüyormuşçasına yaşamak, İhsan dediğimiz tarafı. E, işte e, e, yani eğer bunu yapamıyorsan Allah beni görüyor diye murakabe haliyle bunu e, yapmak ve e, ni niyetin ihlaslı e, olması huşu içerisinde olmak yani sahabe-i kiram e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gözlemlerken sadece e, zahiren ne yapıyor ediyor ona bakmıyorlardı aynı zamanda batında kalbinde yani e, kalbi fiilleri neydi e, aynı esnada ona bakıyorlardı çünkü namaz bedenle kılınan bir ibadet değildir sadece Namaz kalple kılınır. Evet. Oruç kalple tutulur. Hac kalple yapılır. Zekat kalple verilir. Beden onun aletidir. Beden onun aleti. Yani e eğer yani kalp işin içinde değilse o ölü bir harekettir. Nitekim işte Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim Feveylül lil musallin ellezinehum an salatihim sahun Yani o namaz kılanlara yazıklar olsun. Namazlarından gafildirler namazını habersizdirler. Dolayısıyla hani bedenen yatıyor kalkıyor ama kalben e, peygamberimiz nasıl kıldıysa hani onu öyle yapmıyor. E, i̇şte e, yani velev ki bir an bile yani bir insan hani e, ben şu anda namaz kılıyorum şeklinde bir niyeti hani içinden geçirmezse o namaz kabul olan bir namaz değil ya da gösteriş için hani kılıyorsa bak zahiren bütün erken var ama batında bir şey eksik. Nedir o? Niyet, ihlas e, konusu. Dolayısıyla e, yani sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz ve vesselam'ın yani fiillerini sadece gördükleriyle değil e, aynı zamanda görünmeyen boyutlarıyla da eee tevarüs e, ediyorlardı. Yani fi, e, kalbi fiillerini, kalbi sünnetlerini de aynen tevarüs edip tatbik e, ediyorlardı. Bu Kalbi sünnetler konusunda ihtilaf yok. E, çünkü işin ruhu burada. Yani niyet namazın ruhu. İhlas namazın ruhu. Eğer o niyet bozuksa bedeni olarak ne yaparsan yap. Yani ruh yok e, demektir. E, o ibadette allah Teala tarafından zaten e, kabul edilmiyor. İşte e, yani bir nevi bu zahir fiillerde mesela elin bağlanması noktasında böyle farklı farklı olması adeta şu mesajı vermiş oluyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ya bunun zahirine fazla takılmayın. Esas batınına odaklanın. E, niyete, ihlasa, ihsana, huzur billah halinde bu namazı kılmaya odaklanın e, şeklinde adeta o mesajı orada e, vermiş gibi e, oluyor. Tabii ki yani e, yani bu yanlış anlaşılmasın. Hani yani zahiri basit görüyoruz e, şeklinde değil. Zaten o zahir hali her zaman mutlaka yapılması gereken bir şey ama onun o batınla kalple birleşmesi gerekiyor. Mesela namazda bedenen Kabe'ye dönüyoruz. Şimdi bu bedenin kıblesi Kabe. Ama kalben de Allah'a dönmemiz gerekiyor. Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Yani kalbin kıblesi Allahu Teala. Ama bedenin kıblesi Kabe. İşte ancak o zaman yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hani namazı gibi e, namaz kılmış oluruz. Yani, yani zahiriyle, batınıyla. Tabi bu da gene e, yani meratib-ül vücutla alakalı. Yani bir görünen varlık seviyesi var. Bir de görünmeyen e, varlık seviyesi var. E, işte namazın da meratibi var. Yani bir görünen namaz var. Bir de görünmeyen e, namaz var. Bir görünen sünnet var. Bir de görünmeyen e, sünnet var. Mesela şimdi sosyolojide bir pozitivistler var. Bunlar gözlem. Ben diyor gördüğüme bakarım. Bir de tabi yorum samacılar var. Gördüğümüz hiç önemli değil. Biz insanlar hangi niyetle bu işi yapıyor ona bakarız diyorlar. Halbuki İslam'ın amel anlayışında hem görünen hem görünmeyen iki boyut birlikte ele alınıyor. Çünkü amelin bir zahiri var. Bir de batını var. Yani bu ikisi birlikte ele alınıyor. Tabi esas bu şeye dönersek yani sahabe-i kiramın işte bu aralarını ihtilaf ettikleri, mesela Kur'an'ı yorumlama noktasında, işte sünneti yorumlama noktasında içtihadi ihtilaflar. Tabi bu ihtilaflar heva ve hevesten, iktidar kavgasından veya menfaatten kaynaklanan ihtilaflar değil. Sahabe hepsi adil zaten. Adil demek nefsani hareket etmeyen insan, şeytanın vesvesesiyle hareket etmeyen insan menfaatten dolayı ya da güç kazanmak iktidar peşinde koşan insanlar değil. Yani ihlasla hakikati arıyor. Doğruyu arıyor. Ve sahabe-i kiram da içtihatlarında ihtilaf ediyorlar. Burada bir ihtilaf adabı ortaya çıkıyor. Ve sonraki nesillere de aslında bu konuda güzel bir örnek olmuş oluyorlar. Yani insanlar kendi aralarında içtihat bakımından ihtilaf edebilirler. Ve ama bu içtihatta ihtilaf edildiği zaman karşı tarafı işte yani tekfir etmek efendim e, gibi bir durum asla söz konusu olmaması gerekir diye. Zaten bu sahabe-i kiram döneminde de başlıyor. İşte bir önceki programda konuşmuştuk. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu an işte Şam'a geldiğinde e, orada Şam'da salgın hastalık var. İşte bir kısım sahabi iştahat ediyor. Diyor ki ya Ömer gitmen lazım buraya diyor. Allah tevkül edeceksin. Şam'a gireceksin. Orada salgın hastalıklar olduğu önemli değil. Diğeri onlar da şöyle ihtiat ediyorlar. Hayır, madem burada salgın hastalık var, gittiğinde sana bulaşabilir. Tedbir alacaksın, gitmeyeceksin. İki tane ihtiyat ortaya çıkıyor ve Hazreti Ömer karar veremiyor. Ama ne zaman ki işte bir sahabe Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'e rivayet ediyor. Diyor ki Bey'amız aspsesem eğer bir yerde salgın hastalık varsa veba, taun işte oraya girmeyin. Orada olanlardan dışarı çıkmasın. Şimdi bu bir tarafa ağır bastırıyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer bu içtihadı tercih edip onunla amel ediyor. Şimdi mesela bu e, güzel bir örnek. Yani sahabe içtihat konusunda nasıl ihtilaf ederler?